Arkadaşlar merhaba. Ben Rüştü işte Hoca. 65 günde AYT Edebiyat kampında geldik 31. güne. 31. günde Milli Edebiyat'a geçiş yapıyoruz artık. Milli Edebiyat'a şöyle güzel bir giriş yapalım. Nedir ne değildir özünü bir öğrenelim iyice. İyice oturtalım. Haydi kitabımızdan Milli Edebiyat'ı bir açalım. Satır satır ne varsa bir başlayalım hocam. Sonra payımıza düşen sorumuzu çözelim. Ödevimizi verelim. Ne yapıyorsak hakkını vererek yapalım. E o zaman vakit kaybı yok. Haydi başlıyoruz. beraber sorarız neyin peşindesin hoca. Evet notlarımız geldi arkadaşlar ekranımız hazır Milli Edebiyat 31. gün haydi ikinci sayfayla şöyle göstermiş olalım nerede olduğumuzu evet tam da buradayız arkadaşlar çok az kaldı. Çok az kaldı ama büyük bir kısım kaldı açıkçası. Cumhuriyetin hakkını inşallah vererek gidersek harika olacak. Buraya kadar her şey yolundaydı. Bir soru işareti oluşmadı kafamızda. Gel isterseniz 3. kutucuğu hemen bir gösterelim. Her şeyden önce Milli Edebiyat Dönemi dendiği zaman arkadaşlar dikkat. Yeni Lisan makalesini yazan Ömer Seyfettin akla gelmeli. Çünkü Yeni Lisan makalesi yani yeni dil makalesi adeta Milli Edebiyat Dönemi'nin manifestosudur. Milli Edebiyat Dönemi'nin bildirisidir, beyannamesidir. Milli Edebiyat Dönemi'nin başlatıcısıdır. O yüzden çok önemli Genç Kalemler dergisinde 1911 yılında Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu Yeni Lisan makalesi biliyorsunuz 1911'de Yeni Lisan makalesini çıkaracak Genç Kalemler dergisinde Milli Edebiyat Başsavcısı tablomunla birlikte teorisyen ve kuramcı lütfen dikkat lider Ziya Gökalp'tir tekrar teorisyen yani kuramcı lider döneminin en önemli ismi Ziya Gökalp'tir gelen eleştirilere yanıt veren kişi ise daha çok Ali Canip yöntem olarak karşımıza gelecek. Yani Ali Canip'i eleştirel bazda daha çok göreceğiz. Dördüncü kutucuğumuzu şöyle bir yaklaştırdığımızda milli edebiyatın oluşumunu göreceğiz. Bakın genç kalemler yazıyor. Karşımızda ilk hali, orijinal hali var arkadaşlar. 1789 Fransız İhtilali sonrasında milliyetçilik akımı tüm dünyayı etkiliyor. E tabii ki biz de zamanla etkileniyoruz değil mi bundan? 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı sonrası Osmanlı Devleti'nde kültürel bağlamda milliyetçilik doğacak arkadaşlar. Ve İkinci meşrutiyet 1908 yani sonrasındaysa siyasal milliyetçilik öne çıkacak. Yani biraz Türkçülük vurgusu göreceğiz. 1908'de ilk Türkçü dernek olan Türk Derneği kurulacak. 1911'de Türk Ocakları açılacak. 1911'de yine Selanik'te çıkan Genç Kalemler Dergisi de artık Milli Edebiyatı başlatacağız. Milli Edebiyat demek halka dönüş demek. Halka dönüş, halka doğru demek değil mi? Halkın özüne, halk edebiyatının özüne de inmek demek. Bu dergide milliyetçilik ve türkçülük akımları savunacak. Genç Kalemler Dergisi'nde değil mi savunulacak? Milliyetçilik, türkçülük akımı 1912'de başlayan Balkan Savaşları ile yavaş yavaş etkisini yitirecek. Fecaatilerin bir kısmı ise aman dikkat milli edebiyata katılacak. Fecaatiye imza atan o beyannameye birçok isim milli edebiyatın adeta Kurucusu niteliğini taşıyacak kadar önemli olacak. Yakup Kadir'ler, Refik Halit'ler vesaireler. Neyse. Milli mücadele döneminde milliyetçilik, Türkçülük akımıysa gerçekten zirve noktaya ulaşacak. Milli Edebiyat döneminde. Şimdi. Milli Edebiyat'ın genel özelliklerini işlemeden önce ufak ufak giriyoruz ama. Şu yeni lisan hareketi, genç kalemler muhabbetini bir aradan çıkaralım. Tekrar. Genç kalemler 1911'de çıkan derginin adı arkadaşlar. Yeni lisansa o dergide çıkan makalenin adı. Bir karışıklık olmasın kafalar yanmasın. Mehmet Emin Yurdakul. Servit Firun döneminde onlardan tamamen ayrı bir yol tutar ve Türkçe şiirle adlı bir kitap yayımlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Mehmet Emin Yurdakul Türklük noktasında, Türkçülük noktasında çok büyük işlere imza atıyor. Bu kitapta milli temaların sade dil ve hece ölçüsü ile işlendiği şiirler yer alacak. Sade dil ve hece ölçüsü. Zaten bu sana bana hitap ettiğini söyler. Yani milli edebiyatın özüdür aslında bu ikili değil mi? Aman dikkat. Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçe Şiirler adlı kitabı milli edebiyatı haber verir adeta. 1909'da Manastır'da çıkmaya başlayan Hüsn ve Şiir adlı derginin adı 1911'de Genç Kalemler Dergisi olur. Abi inanılmaz bilgiler Bunlar Bak, bu bilgileri bileceksin sınavda soru kaçacak imkansız arkadaşlar Nisan 1911'de Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisiyle Milli Edebiyat başlayacak Derginin Genç Kalemler çıktığı ilk sayıda yeni lisan başlıklı bir makale yayınlanacak Bu makaleyi tabii ki Ömer Seyfettin yazacak ama adını yazmıyor soru işareti ifadesini kullanıyor yani imza yerine soru işareti koyuyor arkadaşlar değişik bir bakış açısı Milli Edebiyatın dil anlayışı bu makaleyle belirlenecek Yeni Lisan Hareketi, Yeni Lisan Makalesi, tekrar söylüyorum Milli Edebiyat'ın tüm anlayışını ortaya koyacak. Özellikle dil konusunda her türlü bilgiyi alacağız birazdan. Söz konusu makaleden dolayı Milli Edebiyat'ın öncülerine de arkadaşlar Yeni Lisancılar denilecek. Selanik'te çıkmaya başlayan Genç Kalemler dergisiyle Edebiyat'ta Milliyetçilik akımı da Başlamış olacak. Yani aslında milli edebiyat demek, yeni lisan demek, genç kalemler demek, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve <laughs> Ali Canip bir yöntem demek değil mi? Bunlar çok önemli vurgular. Bunları lütfen unutmayın. Evet geldik yeni lisan makalesini dile getiren fikirlere. Ya kardeşim yeni lisan makalesini yazmış Ömer Seyfettin de ne demiş? Yazı dili konuşma diline yaklaştırılmalı. Saygı duyuyoruz. Yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınmalı. Evet İstanbul ağzı o dönem için önemli. Yabancı kelimelerle kurulan tamlamalar sadeleştirilmeli. Bakın arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu adamlar yani milli edebiyatçılar Yeni lisan vurgularında buradaki maddelerde şunu demiyor mesela. Yabancı kelimeler tamamen çıksın. Yabancı tamlamalar hiç kullanmayalım. Biliyorlar ki bunun imkansız olduğunu. Biliyorlar yazılı basılı nihayetinde koskoca bir yayın ağı var. Doğal olarak hani dergiler çıkıyor gazeteler çıkıyor falan romanlar falan yavaş yavaş basılıyor. Ya böyle bir ortamda mümkün mü kesit atmak böyle bir anda işte İstanbul az artık tamamdır yabancı kelime yok falan. Ya da Arapça farça tamlamaları kullanmamak. Doğal olarak bakın ne diyor. <laughs> Yabancı kelimelerle kurulan tamlamalar sadeleştirmeli. Yani çok kullanmasak daha iyi olur. Ama varsa da yapacak bir şey yok. Biraz sade kullanalım diyorlar. Dile yerleşmiş yabancı kökenli kelimeler atılmamalı. Bak bu da çok önemli. Abi kitap Arapça yapacak bir şey yok. Artık kitabı kitap diyoruz biz yani. Kitaba kitap diyoruz ya. Bunu çoluk çocuk herkes anlıyor. Büyük küçük herkes anlıyor. Bunu değiştirmeyelim artık. Bu Türkçeleşmiş diyor. Bizdendir bu kelime artık diyorlar. Arapça ve Farsça'ya ait gramer kuralları kaldırılmalı. Ha, bizim söz dizimimize de bir zahmet karışmasınlar ya diyor. O kadar da değil. Arapça kelimeler Türkçe söylendiği gibi yazılmalı. İnanılmaz bir atak bu. İnanılmaz bir atak bu. Devam Tamam. Diğer Türk lehçelerinden kelime alınmamalı. Bak Türk lehçesi bile olsa almayalım diyorlar. Abi lehçeden kelime alırsan bunu kim kullanabilir Allah aşkına? Türkçenin iki tane lehçesi var değil mi uzak lehçe? Eh kardeşim Çuvaşça Yakutça. Ben Çuvaşça'dan bir kelime alsam buraya yazsam anlar mıyız? Anlamayız. Yakutça bir şeyler söylesem bazı kelimeler anlar mıyız? Anlamayız. E biz o zaman neden gidip de lehçelerden kelime alalım? Değil mi? Lehçeler çok eski arkadaşlar lütfen unutmayın. Yeni Nisan makalesinin etkilerine baktığımız zamansa yepyeni pırıl pırıl bir Türkçe doğacak. çok önemli. Yes yeni yepyeni hocam. Yeni bir Türkçe bu tamam. Osmanlıcadan milli, ulusal dile geçiş sağlanacak. Ya Osmanlıca dediğin Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımı arkadaşlar. Osmanlıca eşittir. Arapça, Farsça, Türkçe kelimelerin karışımı. E kardeşim biz milli bir edebiyat kurmak istiyoruz. Yani özümüze döneceğiz. Ne işimiz var Arapça, Farsça ile diyorlar. Osmanlıcadan yavaş yavaş milli bir dile geçişi sağlayalım diyorlar. Sade Türkçe anlayışı bir dava olarak ilk kez Genç Kalemler Dergisi'nde ele alınacak. Biliyorsunuz Sade Türkçe dilde sadelik Tanzimat 1. dönemde Şinasi ve Ahmet Mithat Efendi ile başlayan sonraları yavaş yavaş sönen bir akım bir anlayıştı, bir çabaydı. Sade dil çabası milli edebiyatta baya baya ayyuka çıkacak. Sade dilde başarılı olan dönemse Cumhuriyet dönemidir arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayınız. Ve yeni lisan hareketinin temelinde sade dil, hece ölçüsü, milli tema gibi unsurlar yer alacak. Yeni lisan demek milli edebiyat demek. E o zaman Milli edebiyatın temelinde sade dil vardır. Milli edebiyatın temelinde hece ölçüsü vardır. Milli edebiyatın temelinde milli tema vardır. Bunu lütfen unutmayın olur mu? Genç sanatçıların çıkardığı genç kalemler Tanzimat devrine kadar İran'ın ve ondan sonra da Fransa'nın taklitçisi saydıkları edebiyatçımızı, dikkat edebiyatımızın artık kendi özüne dönmesi gerektiğini dile getirmiştir. Aa, burada önemli şeyler var. Bakın diyor ki Tanzimat dönemine kadar İran'ın, ondan sonra da Fransa'nın. Ya İran'ın taklitçisi dediği divan edebiyatı işte. İran edebiyatından bir sürü şey alınıyor o dönemde. Divancılara burada gönderme yapıyoruz, dikkat. Fransa taklitçisi dediyse Servet-i Evet Tanzimat döneminde de var aslında biraz ama özellikle Servet-i arkadaşlar fazlaca Fransız taklidi yapıyorlar. Hatta fecaatçiler de öyle. Artık milli edebiyata gelince de bunları kaldırmak mümkün değil değil mi? Yedinci kutucumuza geldiğimiz zaman yeni lisancıların edebiyat anlayışına bakacağız. Her şeyden önce edebiyat Tanzimat dönemine kadar evet İran'ın etkisinde kaldı. Tanzimat'tan sonra ise Fransız edebiyatının taklitçisi oldu. Dil ile edebiyat doğu batı taklitçiliğinden kurtarılmalı kardeşim diyorlar. Taklitçilikten kurtulmalıyız. Ahmet Mithat Efendi Tanzimat birinci dönemin bir numaralı isimlerinden arkadaşlar. Çok önemli isimlerinden dekadanlar diyoruz. Servet-i Fünuncu'da yani soysuzlar diyor Servet-i Fünuncu'lara. Eleştiriyor siz diyor batı taklitçisisiniz. Nerede bizim soyumuz ya diyorlar. Nerede? Değil mi? Eleştiriler çok ağır. Artık edebiyat dönülmeli, yerli ve milli adımlar atılmalı diyorlar. Milli bir edebiyat, milli bir dille oluşturulabilir diyorlar. Çok mantıklı. Bir milleti zaten köle yapmak istersen önce dilini bozmalısın değil mi? Kontrol altına almak istiyorsan dilini bozacaksın. Bitti bu kadar. Onu vurguluyor aslında. Milli edebiyat oluşturacaksak diyor, milli bir dille oluşturmalıyız bunu. Dille yalınlık esas alınmalı. Evet, sadelik yalınlık. Halk edebiyatından yararlanmak en önemli anahtar vurgulardan bir tanesi bu. Milli ölçü olan hece ölçüsü kullanılmalı ve yine yerli milli ilkeler benimsenmeli. Yeni Nisan Hareketi'nin <laughs> kurucuları diye baktığımız zaman, Ziya Göker, Ömer Seyfettin ve Ali Canip yöntemi göreceğiz. Yeni Nisan Hareketi'nin lideri noktasında Ziya Göker var. Yeni Nisan makalesinin yazıları Ömer Seyfettin. Milli Edebiyat kavramını ilk kez kullanan sanatçıysa Ali Canip yöntem olacak. Yani bugün kullandığımız, şu an anlattığımız, yeni işlediğimiz Milli Edebiyat kavramını Ali Canip yöntem ortaya atmış. Biz de ne yaptık? Saygı duyduk hocam. E o zaman 8. kutucuk gelsin. Artık 8. kutucukta Milli Edebiyat döneminin bütün özelliklerini toplamış olacağız. Her şeyden önce milliyetçilik, türkçülük ve turancılık akımının Ciddi anlamda etkilenme var Varsa yoksa Türkçülük Varsa yoksa Turancılık milliyetçilik diyorlar bu dönemde Bu çok önemli Toplum için sanat E tabi canım milli edebiyat bu Milli benim ya bana ait diyor adam bir anlamda Doğal olarak sanat için sanat yapar mı? Yani halkın anlamayacağı Hem bizim anlayacağımız bir şey yazalım diyorlar Hem de halkın anlamayacağı bir dile dönüşecekler Sanat için sanattan Mümkün mü bu? Neyin peşindeyiz ya? Uyuyorsunuz arkadaşlar bir canlanalım ya Toplum için sanat ya anlayışımız Memleket hayatını anlatma amaçlanacak Tabi ki ya artık Kayseri'den bahsedelim kardeşim. Yozgat'tan, Kırıkkale'den, Ankara'dan, Kırşehir'den memleketlerimizden bahsedelim diyorlar. Yavaş yavaş Milli devlet döneminde. Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanı. Anadolu insanı derse manik olur. Konu, tema, kişi seçiminde. Bu arada bu maddede şunu vurgulayalım. Anadolu insanı yavaş yavaş girmeye başlıyor eserlere. Türk kültür ve dil bakımından Türkiye'de bir tarihsel kaynaklarına Evet tarihsel kaynaklara yönelme var arkadaşlar ama dikkat Milli mücadelede sıkça anlatılacak Yeni lisan adıyla dilde sadeleşme anlayışı benimsenilecek Sanatlı süslü bir dil anlatımından kaçınılacak Milli ölçü yerine hece ölçüsü değil mi? Milli ölçümüz olan daha doğrusu hece ölçüsü tercih edilecek Aruz ölçüsü yerine diyelim Halk şiirin azım şekillerinden Evet halk şiirin azım şekilleri en önemli anahtar kelimelerden bir tanesidir Lütfen cepte kalsın artık halka dönüyoruz özümüze dönüyoruz Böyle bir atılım varken Fransa'yı taklit edemeyiz. Böyle bir atılım varken hala İran edebiyatına gidip doğrudan beyit, kaside bilmem ne alamayız. İtalyan edebiyatından sonralar, terzerimalar alma bunları artık. Bismillah Fransa edebiyatından falan. Alma. Çünkü artık halk şiiri nazım şekillerini kullanacaksınız. Halka dönen, halk edebiyatına yüzünü çeviren bir edebiyat dönemi nasıl batı taklitçisi olabilir değil mi? Mümkün değil. Devam. Türkçe, bilim, sanat ve edebiyat dili haline getirilmeye çalışılacak. Güzel. Şiirde romantizm, nesirde realizm akımlarından yararlanılacak. Ziya Gökalpler, Ömer Seyfettinler, Ali Canip Yöntemler, Mehmet Emin Yurdakullar ve dahası bu dönemin en önemli isimleri şüphesiz ki. 9. kutucuğumuz olmayacak çünkü biz Milli Edebiyat'a giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde Milli Edebiyat şiiri ve romanını konuşacağız. İçiniz çok rahat olsun. Çok kısa sürede de kampımız sonlanmış olacak arkadaşlar. Hemen nerededir hocam? Kamp bitirme kitabımız yani kampı bitirmemiz için çözeceğimiz soru bankamız bizi bekliyor. Kamp bitirme kitabından 31. günü bir açalım. Ben de beraber sizinle birlikte açayım hocam. Kaçıncı sayfa olduğunu size net bir şekilde söyleyeyim. Vallahi denk geldi harika oldu. 31. gündeyiz. Evet. 146. Yeni baskımız arkadaşlar. Yeni baskıda 146. sayfa bir daha bakalım. Evet, 31. gün. Hemen şöyle açtığım Kitabı buraya koydum. Bir yandan da arkadaşlar, tabletten de hemen sorumu açacağım. Heh, şöyle karşımda dursun sorular. Hemen bize düşen kısmı bir çözelim, bakalım nedir, ne değildir, ne anlatıyor. Hadi. Evet arkadaşlar sorular geldi. 3 çözüyor çözüyoruz kısmındayız. 31. gündeyiz. Milli Edebiyat dönemi şiir anlayışı ile ilgili yukarıdaki bilgiler hangisi yanlıştır? Bakın yani ileriye dönükte ufak ufak böyle sorular katacağız. Çünkü Milli Edebiyat dönemini sorarsam sadece az önce anlattığım kısımdan sorular çok basit olacak. Aman dikkat olur mu? O yüzden ileriye dönük ufak ufak göndermeler de yapıyoruz. Hem rus hem hece kullanılmasına rağmen hece ölçüsü esas alınmış. <laughs> Eyvallah bunu çok iyi biliyoruz. Bu doğru. Batı edebiyatının yanı sıra halk edebiyatının nasıl bir kullanmıştır kullanılmıştır? Saygı duyuyoruz. Batı'dan kalıntılar var tabii ki ama asıl kısım halk edebiyatı. Didaktik şiirlerde özellikle bireyselliğin hakim olduğu görülür. Öğreticiliğin hakim olduğu şiirlerde bireysellik değil toplumsallık yer alır. Sade dille ve hece ölçüsüyle yazılan saf şiir, halkın anlayışını ve değerlerini yansıtan şiir gibi şiir anlayışları var. Saygı duyuyoruz. İlerleyen dönemlerde konuşacağız konuşma dili yazı diline yansımaya başlamış. Evet zaten yeni Nisan makalesinin olmazsa olmazları arasındaydı. Şöyle çizdim hocam. Kesinlikle 31. günde ilk sorumuzu Ceyhan yapıp. Yürüyoruz. O kadar da değil canım. Dikkat. Milli edebiyat genel özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor. Milli edebiyatın oluşumunda Ömer Seyfettin, Ziya Gökel, Ali Canip Yöntem gibi isimler etkili olmuştur. Çok doğru. Konular daha çok halkın günlük yaşamından seçilmiştir. Çok çok yerinde. Memleket edebiyatı çığırı bu dönemde başlamış. Doğru. Artık özümüze inmeliyiz. Artık artık. Aytık Artık dedim ya Kayseriler, yozgattan havada uçmalı. Evet yavaş yavaş uçmaya başladı. Klasizm akımın etkisi hemen hemen tüm şiirlerde kendini gösterir. Bismillah ya. Yapmayın bunu ya. Ha, romantizm, realizm anlarım da. Nerededir klasizm Allah aşkına? Şinasi birlikte öldü klasizm artık yok. Tanzimat bir de bitti klasizm. Ne klasizmi? Adamların haberi yok klasisinde. Nasıl uyacaklar buna? Bilmiyorlar ki bunu. Milli mücadele bu dönem eserlerinde de en çok ele alınan konu. E şüphesiz ki milli mücadele Atatürk ilke ve inkılapları yavaş yavaş cumhuriyeti e de kendini göstermeye başlıyor değil mi? E Bursa yaptık ikinci sorumuzu da. Üçüncü sorumuza geçelim hemen. Ne diyor? Şu yukarıda bir şiir var. Lisan şiiri. Güzel dil Türkçe bize. Başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf en ince bize. Lisanda sayılır öz herkesin bildiği söz. Manası anlaşılan lügate atmadan göz. Uydurma söz yapmayız, yapma yola sapmayız. Türkçeleşmiş Türkçedir. Eski köke tapmayız. Açık sözde kalmalı, fikre ışık salmalı müteradif sözlerden Türkçesini almalı. Ziya Gökalp'in lisan adlı şiirinden alınan bu dörtlüklerden yola çıkarak milli edebiyat dönemi için hangisi söylenebilir? Dörtlüklerin yanı sıra zaman zaman beyitlerle yazan şairler de olmuştur. Bunu çıkarmamız mümkün mü? Beyitlerle yazılmış bir örnek yok ki yukarıda. Nerede bileceğiz bunu değil mi? Dille sadeleşme konusunda önceki dönemlere göre çok fazla yol kat etmişlerdir. Evet hem de fazlasıyla evet. Tanzimatta deneniyor ama hala kaside yazılıyor. Arapça, Farsça tamlamalar var değil mi? Yani sıtku selametten değil mi baba hükümet falan neler ne baba ali falan Lütfen. Ağır bir dil var orada. Doğal olarak evet bu bize çok sade olduklarını gösteriyor. Manzumeler bu manzume değil bu. Şiirlerde başlık koyma geleneğini bozan şairler olmuştur. Yani başlık koyma geleneğini buradan anlayamayız. Çünkü başlığı yok yani. Şu an aldığımız şiirde herhangi bir başlık kullanılmamış değil mi? Devam. Konu tüm şiirlerde sadece halka. Sadece evet. Sadece halka yönelik konulardan seçilmiştir. Bunu da tek şiirden yola çıkarak anlamamız mümkün değil arkadaşlar. Ama Bursa'yı söyleyebiliriz. Evet dilde sadeleşmede çok ciddi yol kat edilmiş. Bize düşen payı da yerine getirmiş olduk. Şimdi içindekiler kısmına bakalım. Ders not Evet arkadaşlar 31. günün tiklerini de heyecanla atıyoruz Evet videomuz izlendi Lütfen Ders Notları kitabını tekrar etmeyi unutmayın gün içerisinde Ve kesinlikle Soru bankamızdan, kamp bitme da sorularımızı çözelim. Lütfen edebiyat okumalarını sıklaştırın arkadaşlar. Edebiyata tam zamanında başladık. Tekrar tekrar vurguluyorum. Önümüzdeki herhangi bir dönemde başlamanız artık her şeyin geç olduğunu söyler. Tekrar tekrar söylüyorum. Geç olur. Şöyle geç olur. Kasım'da edebiyata başlanmaz. Onu söyleyeyim asla. Aralık ve sonrası zaten faciadır. Nedeni şu. Ben hocam Mart'ta başlasam yetiştiremez mi? Yetişir. Hocam Mayıs'ta başlasam yetişir. Hocam Haziran'da başlasam da günde 8-10 milyon yetişir. Ya yetiştirmek değil mesele. yani siz çok rahat yetiştirirsiniz orada sıkıntı yok ki. Günde 3 saat, 5 saat, 10 video biter abi 2 günde de biter. Video bitirmek, videoların hepsini izlemek ya da kitapları bitirmek, bütün kitapları çözmek bu değil bitirmek. Bitirmekten kastımız gün gün net artışını görmek. Yani anladığınız konulardan artık soru kaçırmamak. Yani Kasım'da da başlasan sıkıntı yok, Aralık'ta da ama telaş olacak, telaş telaş. Sen Kasım'da başlayacaksın, kaç ay sonra bitecek? 2 ay, 3 ay, neyse Ocak, Şubat'a sonra sınavda sadece edebiyat, sadece Türkçe yok ki. Matematiği şunu bunu bir anda bir bastıracak hocam. Ondan sonra alelacele yarım yamalak bir okumayla der, sınava gireceksiniz. Allah göstermesin. Bakın arkadaşlar edebiyata erken başlamak zorundayız. Zorundayız. Erken başlayalım. Erken başla yol al hocam. Bütün mesele bu. Ya erkenden bitsin şu kamp ya. Düşünsenize kamp Kasım'ın ortası sonu bitecek. Ben bir Aralık dedim başka bir kampa başlayacağım. Yazar eser içerikler bizi bekliyor. Divanlar, Cumhuriyet'te inanılmaz kamplar bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. PDF kampları olacak çoğu da zaten. Doğal olarak elinize notlar olacak sağlam gideceğiz. Ama sen Kasım'da, Aralık'ta hele ki Ocak itibariyle başlarsan edebiyattan sadece konuları yetiştirebilirsin. Asla oturtulmaz onu söyleyeyim. Çünkü gece gündüz edebiyata çalışacağınız tek aralık şu anki aralıklar arkadaşlar. Şu anda hatız ta ki Ocak'a kadar. Ocak 1 dedim artık çıkmış sorulara yüklenmek lazım. Deneme çıkmış soru, deneme çıkmış soru bu. Çıkmış soruları hazırlayan kitaplar bizim için önemli olacak orada. Yani tutup da Ocak'ta konu altında çalışmamalısın edebiyatta. Şubat'ta çalışmamalısın. Ya edebiyata Ocak'ta Şubat'ta konu çalışılır mı Allah aşkına? Ocağı Şubat'a kadar şov yapacaksın. Ocak'ta Şubat'ta biraz soru bir iki deneme bilmem ne. Böyle artık şova dökeceksin olayı. Ya yani tutup da Ocak ayında Şubat ayında edebiyattan dur şu milli edebiyatı çalışayım ya falan dersen çok büyük hatadır onu söyleyeyim çok net. O yüzden ki ben Eylül'ün ortasında doğru başladım sonlarına doğru. Çok iyi bir zamanda başladık arkadaşlar. Şu an 31. gündeyiz arkadaşlar şaka gibi. 30 gün geride kaldı. Yarısı bitti diyebiliriz kan bunun 65 günde. Lütfen yani gidişatı lütfen yakalayın bizi yakalayın arkadaşlar beraber gitme taraftar olun çok geriden gelmeyin. Mümkün mertebe günde 3-4, 3-4, 3-4 video ile gidin. Zaten videolar böyle 50-60 dakikalık bir saatlik olsa anlarım. Hocam zaten videolar 2 saat şimdi nasıl izleyin? Haklısınız. Burada en uzun video taş 30 dakika falandır değildir yani. 15, 20, 25 tadında gidiyoruz çünkü. Bölüm bölüm parça parça gidiyoruz. Bütün en sona ulaşacağız. Bunların hepsi sizin full çekmeniz daha iyi netler yapmanız için. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Çok iyi bir zamanda başladık Sizden ricamda bir an önce beni yakalamanız Ha 15-16'dayız 20'deyiz geriden gelebiliriz Ama yeni başlamak ah, ah, ah. Yani en kötü hocam Vallahi yeni başladım şu oldu bu oldu Hadi Ekim'e de tolerans gösterebiliriz Mesela şuradan takvimi hemen bir açıyorum bir yandan da bakıyorum arkadaşlar Yani bitti abi bir şey kalmadı Allah aşkına arkadaşlar 25-26-22-4 6 gün var Ekim'de Yani en azından Ekim ayı içerisinde başlamalısınız en kötü Ekim ayı içerisinde başlamalısınız. Erken bitsin. Bol bol soru çözün arkadaşlar. Şov yapın. Konu çalışmak Ocak, Şubat dediğim gibi edebiyatta faciadır. Edebiyatta bir an önce başlanılmalı. En yakın arkadaşlarınızı hemen söyleyin arkadaşlar. Bir an önce başlasınlar. Peki uzattım. Kanala abone olmayı unutmayın. 310 bin şu an. Hadi onu da geçelim. Hadi ona da bastıralım hocam. Yorumlarda görüşelim. Yorumları lütfen boş bırakmayın arkadaşlar. Yorumlarda ne yaptınız, ne ettiniz, istekleriniz neler bunları yazın lütfen. Hangi videolar istiyorsunuz? Hocam özellikle şöyle bir video gelse çok iyi olur. Şöyle bir kamp gelse çok iyi olur dediniz ne varsa ben onları hemen zaten kısa sürede hazırlayıp kampa dönüştürüyorum. İçiniz çok rahat olsun. Kampımız çok erken bitecek. Çok erken bambaşka kamplara başlayacağız. Sınavdan çok çok erken de 24'te 24'ü göreceğiz. Sözünü garantisini her sene olduğu gibi veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İşte hoca der ki peşinde sen Youtube'da bir buçuk milyonu devirdikten durmam Zahminler tutar hep kahkahalar yankılanır Eğlenceli dersler biz de böyle yaşarız derece yaptırır bize hoca sınıf geçirir keyifle izleriz ekran başında herkes aboneler patlar like'lar yağmur olur gelir bu yollar bizim sonuna kadar gideriz hep beraber sorarız neyin peşindesin hoca eğlenceye doyarız video üstüne video ya da kahkahayla